Gel gelelim. Benim en sevdiğim bölümlere. Bak. Bölümleri şundan dolayı seviyorum. Abi. Altta yazdığından dolayı belli bir soğukluk limiti var. O soğukluk limiti dolmaya başladığı zaman biz donuyoruz abi. Bundan dolayı kendimize sıcak bir yer bulmamız lazım. Zaten mevsimlerden de kış. En azından bu videoyu oynadığım zaman. Yani gerçeklikleriyle bir parça olsun alakası var. Güzel bir şey. Ulan bu bölümü ilk oynadığım zamanı hatırlıyorum. Tabi o zamanlar İngilizce falan da yok. Kafanız kilitli. Demek ki öldürmediğimiz adamlar kalmış. Hey güzel insanlar, neredesiniz? Ha tamam. İçeriye gireceğiz ve burada sınacağız. Aynen. Bak burada ısınacağız. Tamam, buzumuz tamamen açıldığında dışarıya çıkıp yine savaşacağız. Tık 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 tık. Aynen. Ve şimdi o lanet olası yol açılmış olacak. Yer kayıyor bu arada. Bak bırakıyorum, böyle tam şey olmuyor yani. Tam böyle birdenbire durmuyor. Toprak zemindeymişsin gibi durmuyor yani. Aynen bak gidiş yolu açıldı. Gitmeden şuradan bir daha full deneyelim mi ya? Bak şuraya yakınlaşınca oradan buhar çıkıyor ama. Tamamdır hadi gidelim. Tam sağa sola gidemiyorum ha. Mermiler, X100, can aldık güzel. Dur 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 hey ahbap. Vur vur vur. Bunun ses çok iyi değil mi ya? Cidden bu silah sesi bayağı iyi. Okey abi. Tık 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 tık. Tamamdır. Garajın içine girebiliyor muyuz? Aa yok. İçine girebileceğimiz yerler genellikle şu tarzı ya. Yani kapısı. Hiç hoş bir sürpriz değil. iki numaralı hangarı kullan. 10 11 12 cidden gidip diğer tarafa mı koydunuz ama ya? Are you kidding me? Burada bugün Ajan Salt diye bir film vardı, onu izledim. Yer pek güzel olduğunu söylemek güç. Yani fikir güzel de genel olarak cringe'ti ya. Yani Angelina Jolie oynuyor işte falan filan ama yani oyuncuları güzel. Hikayesi de aslında fena değildi. Çok genel olarak genel anlamda beğenemedim ya. Bu arada donuyoruz. Yok gerçek anlamda yani. Tabii hikaye şu şekilde. Rusların küçüklükten yerleştirdikleri küçükken yetiştirdikleri 12 numaranın içine girebiliyor olmam lazım. Yani hoş bir karşılığı olmayacaktı zaten. En azından şurada bir ısınayım. Rusların küçüklükten yerleştirdikleri küçükken yetiştirdikleri ajanlar var ve bu ajanlar zamanı geldiğinde Amerikan başkanını öldürecek. Bura mı? Bu mu? Değil mi? Aa bak bura. İniş alanına giden bir asansör var. Neredeymiş o asansör? Yani hikayesi falan güzeldi ama aksiyon sahnelerinin belli bir kısmı saçmaydı ya. Zaten filmler ve filmlerde de film olarak geçmiş. İşin açıkçası pek tavsiye etmiyorum yani. Hop. Tık 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 vurduk. Böyle biraz daha kaliteli bir şeyler bakıyordum ama aksiyon film olarak bilemedim. Tık 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 tık. Biri bize bazuka sıkıyor ama bak nereden sıktığı konusunda pek bir fikrim yok. Ben geri dönüp bir daha fullensek mi ya?
Hemen bir daha fullenelim. Tamamdır moruk, hadi çıkalım. Merdiven biraz uzun gibi geldi çünkü bana. Koş 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 koş. Bak kardan adamlar şuradan çıkıyordu. Helikopter burada değil mi? Keşke. Güzel. Asansör en azından otomatik çalıştı ve buzumuz sıfırlandı bak, güzel. Hangi taraftan düşmanın geleceğini keşke bilebilseydik. Silahlarımızı bizimle değil mi? Güzel. Ama ben yine de makineli tüfeği kullanıyorum. Hangi taraftan? Arka taraftan aynı. Orada bir fake yemiştim bu arada. Nereye? Çaldan yakın arkadaşı patlattın. Tamam. Bunun içine girmeyeceğiz anlaşılan. Tamam. Tık. Tık. Cık, kaçtı. Güzel. İkisi havada çarpıştı. Hadi ama adamım. Havada bir tane daha var. Oo, az önce girenmiş. Shannon mı? Niye? Anladım. Abi donuyoruz bu arada. Donuyoruz, donuyoruz, donuyoruz. Tamam. Mola, mola, mola. Hadi adamım, indir onu. Güzel. Var mı başka? Olmaz olur mu? Tık 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 tık. Tamam, onu da indirdik. Bu bombardıman uçağıydı galiba. Bir tane daha gelecek. Bence o bombardıman uçağını indireceğiz ya. Gereken şuradan geldi. Ben yapı sever buradan gelir. Uzun süre göremiyorum. Buradan gitti. Buradan gelir. Okey. Onu da indirdik. Güzel. Ne olacak cidden onu merak ettim bu arada. Ha, kargo uçağı gelecek aynen. Ha, bu bize emir veren kadınlardan biri. Bir tane patlatıp kaçacağız ya. Tabi yanlış anlaşılma olabilir orada ama. Bu zımbırtıran oyun başına bir yerde de vardı ha. Şey vardı hatta, bir geçiş vardı, geçiş için bize çok büyük para istemişti, biz de silahımızı göstermiştik, ondan sonra anında geçmiştik. Ulan o baş bayağı komikti ya. Orch Destroyer. Çabuk sıcak bir yer bu. Okey. Uuu, Friyaz yine. Hemen sıcak bir yer bu. Şuranın içi. Al sana sıcak yer. Daha fazlasına gerek var mı? Tabii ki var. Görevimizi yerine getirelim ahbap. Albinolar mı? Daha da kötü. Örümcekler. Tamam. Örümcekler cidden daha kötü bu arada. Çünkü şeyleri ıskalamıyorlar ya. Attıkları zımbırtıları var. Onlar cidden tam hedefe doğru gidiyor. Oğlum. Varex. Saldırılarıyla. Ben bunu niye öldüremiyorum lan?
Hadi ama adamım. Elimdeki en yüksek hasarla silahla sıkıyorum ve cidden canın gitmiyor mu? Belki de hala dokunulmazlığı vardır. Nereden bileceksin? Evet, burada benim küçük bir sorunum var. Oğlum nereye gireceğim lan? Tamam. Burada bir yer var mı? Yok. Dur. Bu arada hafif bir ısındık. He tamam, bak şunların yanına geleceğiz. Ben de diyorum ulan bize mermi mi ısındırdı? Yok artık. Hop. Güzel. İndirdik. Ta, o bu da hasar yemeye başladı. Güzel. Ha bu 2 gündür bir belgesel izledim bu arada. Dur. Belgesel şöyle. Abi dünyanın en zararlı canlılarını gösteriyor. Öyle bir belgesel. Ve şu an başı çeken 2 tane hayvan var. Biri timsahlar, biri de köpek balıkları. Şimdi diyeceksin ne alaka yani köpek balığı? Ya da işte şey timsah. Abi ikisi de işte çok müthiş hayvanlar ya. Yani diyeceksin ki şimdi ne alaka diye. Dur bakayım şunu alayım. Bak köpek balıklarının, dur önce köpek balıklarından ne, timsahlardan başlayayım. Çünkü ben timsahları cidden beğeniyorum. Abi timsahların öyle olmasının sebebi şu. Şimdi birincisi, derileri cidden çok kalın. Ve hani bu acayip iyi bir şey. İkincisi olarak çeneleri çok güçlü. Yani en yüksek kavrama çenesine sahipler. Hani o kadar yüksek bir kavrama çevresi yani. Buralar birazdan karışacak galiba. Hani çeneleri çok güçlü. Kara canlılarından en güçlü olanlarından biri. Ve hani şöyle mesela, bir de rakiplerini tuttuğu zaman ya da işte yemini, kurtulma şansı cidden çok az. Yani acayip az. Yani normal canlılardan biri mesela ısırdığı ya da işte şey bir yerini kopardığı zaman, yani hayatta kalma ihtimalin işte belki %25 civarı falan oluyor, ama eğer bu timsahsa ve bir yerini kopardıysa kurtulma ihtimali sadece %50 yani. Çok az yani, bilimsel anlamda değil tabii bu da. Bakayım şuradan içeriye girelim. Tabii bu benim kıyasım. Şimdi biz roket atarı aldık, tamam. Şimdi ne yapacağız? Şuradan bir patika var gibi. Var mı? İçinden bir şey çıkacak bence. Aynen, sürprizlere artık alıştık. İlerleme kaydedildi. Güzel, aynen burada patika olduğu belliydi. Ne, gizli Noel Baba bulundu. Okey. Timsahlar işte dediğim gibi çeneleri, derileri ve en önemlisi böyle yakaladıkları canlıyı direkt olarak parçalayabilecek 2 tane, kendilerince 3 tane hareketi var. İşte biri tuttukları canlıyı geriye doğru çekmek, işte biri de o koca çeneleriyle sağa sola doğru çevirerek parçalamaya çalışmak. Tabi işin tek şey kısmı bu değil yani, işin en sevdiğim kısmı değil. İşin en sevdiğim kısmı şu: abi timsahlar cidden tarihi canlılar ya. Hani çok acayip, çok uzun yıllardır bizimle beraberler. Yani şöyle, dinozorlar kadar eskiler. Ama işte dinozorlar yok oldu mesela, ama timsahlar evrimleşerek bizimle kaldılar yani. O yüzden çok güçlü ve çok tehlikeli hayvanlardır. İşte zırhları, çeneleri, birdenbire saldırı şekilleri. Ama en önemlisi uzun süredir bizimle yaşıyor olmaları. Tabi evrimleştikleri için birçok şeye de ayak uydurmuş durumdalar. Ve bu ister istemez onlar çok daha güçlü bir... Bak şurada bir şey var. Ben gördüm onu. Siz gördünüz mü? Ama demiyorum. Tamam, şu an gittim. Ve gerçekten çok güçlü, tehlikeli yaratıklar. Tabi ondan sonra gelen tehlikeli yaratık da ilerlemeyi kaydetti bu arada. Bir köpek balığı abi. Köpek balıkları da bu arada şey canlılar, neydi onların, evrimleşmiş canlılardan biri. Buraya gelmiştik.
Tamam. Köpek balıkları da aynı timsahlar gibi evrimleşmiş yaratıklar. Ve şeyde cidden çok büyük hasarlara yol açan canavarlar abi, köpek balıkları da. İnsan vücudunda. Köpek balığı abi zaten, daha ne diyebilirsin ki? Ama köpek balıklarının en sevdiğim tarafı ne biliyor musun? Şey yön, hani o derileri var ya, derileri cidden çok güzel ya. Yani hani alttan baktığın zaman böyle açık mavi görünüyor. Üstten baktığın zaman da böyle kapalı mavi. Yani çünkü üstten aşağıya doğru baktığın zaman derin bir yere doğru bakıyorsun ya. Ondan dolayı da üstleri kapalı mavi. Alttan baktığın zaman da yukarıda hani beyaz mavi olur ya, yani açık mavi olur ya. Böyle bir girip ısınmam lazım. O yüzden tips şeylerin timsah diyorum. Köpek balıklarının alt rengi kapalı mavi, yok alt rengi açık mavi, üst rengi de kapalı mavi. Aynen doğru söyledik. Bayağı iyi oluyor ya. Tabi çenelerinden ve yüz mıdırlarından vs bahsetmiyorum. Yukarı çık ve dikkatli ol. Hey 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 ahbap. Şimdi hemşire diyor ki bura çok uzun sürecek diyor. O zaman biz de at. At. Come on man. Dur 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 dur. İki roket. Helikopterlerden nefret ediyorum. Roketler çok iyi dodge'layabiliyorlar çünkü. Tık 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 tık. Onu iyi gördük. İki roket yetmezse üçüncüye atayım. Yalnız bura bizim için bir tık sıkıntı olabilir. Köprüyü çabuk geçmemiz lazım. Hem de çok daha hızlı geçmemiz lazım. Ama elimde en hızlı geçebileceğim bu var galiba. Hadi bunun bir tek üstü var mı emin değilim. Tamam, donmaya başladık. İşin sıkıntı kısmı o değil. İşin sıkıntı kısmı şu, ekranda donmaya başladı. Oğlum bir dur lan. Dur 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 dur. Gireyim bir ısınayım. Oh. Lazer top karakalına giriş mi? Nerede? Tamam, biz şuradan geldik. Tamam, şuradan yukarı gideceğiz. O zaman sıka sıka gidelim. Sike sike değil, sıka sıka. Tık tık tık. Roket maksimum. Oo, evet buraları hatırlıyorum burada. Bu burada zordu. Yani şimdilik iki tane böyle canavar. Yeryüzünün en vahşi hayvanları, yok yeryüzün değil, bu Asya'nın şeyleri. Asya'nın en zararlı yaratıklarından. Ekstra kazandık. Abi bir de şeyi vardı ya. Ulan bak, ben kendimce en korktuğum şeyi söyleyeyim. Sarı kız diye bir şey var. Ben donuyorum bu arada değil mi? Sarı kız diye, lütfen içeriye girebiliyor olayım. Abi sarı kız diye bir böcek var. Tamam mı? Bu böcek çok uzun menzillere zıplayabiliyor. Hani böyle akrep gibi düşün ama daha büyüğü. Öyle bir böcek. Hani böyle askeri çizmeli, böyle üstüne bastığınız zaman kenarlarından böyle örümcen bacakları çıkar gibi çıkıyormuş gibi düşün. Ve çok acayip bir zehri var. İnsan vücuduna şey ettiği zaman böyle asit gibi insanın vücudunu eritiyor. Ve 2 metre insanın üstüne zıplayabiliyor abi. Öyle bir böcek. Tabi daha çok böyle Orta Doğu'ya yakın yerlerde, işte özellikle bizim teröristlerin fazla olduğu yerlere görünüyor. Hop 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 hop. Genellikle oralarda görünüyor ve zehirsiz şeyleri, zehirsiz türleri görünüyor ama çok, cidden çok tehlikeli bir canavar. Benim en korktuğum hayvanım muhtemelen odur. Güzel ilerleme. Series Sam'in
şeylerle arası iyi değil bu arada. Cidden. Nereye geldik? Güzel şehre mi? Hugo. What? Bir dakika. Bir dakika.